Rengi düzelteceğim. Ani bir kararla aslında reel çekiyordum. Vlog'a başlayayım dedim çünkü bekle bekle zamanı gelmiyor asla. Şu an botoksa gidiyorum. Şöyle hafif bir göz altı kapatıcı sürdüm, allık sürdüm falan, evden çıkacağım. Böyle bir tulum giydim. Hatta şurada göstereyim. Bu tulumumu çok seviyorum. Arkası falan çok hoş duruyor. Burası böyle büzgül olduğu için popoyu daha güzel gösteriyor. Yoksa bayağıdır spor yapmıyorum yani. Hak getire. Sabah sesimi beğendiniz mi? Neyse, bir aydır maşallah diyorum kendime. Şuraya bir nazar boncuğu koyayım. Bu son hafta biraz istediğim gibi izlenmese de bir aydır her gün reel atıyorum. Darısı bu azmimin buraya, yani YouTube'a renkler iyice karıştı. Neyse, şimdi 2.30'da botoks randevum var. Bakın şu efektimi artık yapamayacağım. Kaşlarımın şöyle ekstra düz olmasını çok sevmiştim. Neyse. Dediğim gibi 2.30'da randevum var. Şimdi önce kahve içeceğiz. Ondan sonra da oraya geçeceğiz. Bakalım. Geri döndüm. Ama şey aklımda, en son ben geçen sene bu zamanlarda ameliyat olurken bırakmıştım YouTube'u. Tekrar bir video çekip o geçen sene geçirdiğim ameliyatı, işte o dönemi falan bir anlatacağım. Çünkü çok fazla kişide rastlanan bir sorun miyom. Bendeki çok büyüktü. Tecrübe olur çünkü ben kötü bir tecrübe yaşadım. 2 kere sezaryen oldum. Ve çocuk yok ortada. Arada en son bu işe başlamıştık. Başlarını çekiyordum. Şu an elimizdeki ürünlerin geldiği son durum bu. Yani belli oluyor mu bilmiyorum ama çok fazla ürün oldu. Gümüş de var aralarında, bijuteri de var, küpeler burada. Bu arada yaz olduğu için aslında yine az. Çünkü gidip ürün seçmek çok zor oluyor bu sıcakta. Kolyelerimiz burada. Hesabı bırakırım. Post makinemiz de orada. Bakarsınız neler var neler yok diye. Ama yani genelde internette gözükünden daha çok ürün var. Burada çok çeşit var sadece. Sıkıntı o bizim için. Hepsini koyamıyorum o yüzden. Şurada da bileklikler var. Burada earcuff'lar var mesela. Yine burada da. Tırnak yüzükleri var. Hep bunu şaşırıyorlar. Kulaklarına takmaya çalışanlar oldu. Sonra şöyle bir efekt geliyor. Ne olduğunu anlayınca. Aa! Şimdi size kurul toplantısını göstereceğim. Az önce oradaydım. Tekrar dönüyorum. Burada ne yapıyorsunuz? Gülkanli. Ama burası çok karışık. Bir ara temizlik var. Ama saçım falan çok kötü yani. Yapma bakayım be. Yok diyor, bırak. Ayşe ablacığım nasılsın? Ben büyük annenin kadınıyım canım. Her gün onun yanına gelmeden yaşayamam. Yaşayamam. Büyük annem de 10 dakikada bir seni aramasa. Geceliklerini, çamaşırlarını hazırladım. Evet. Ondan sonra. Kedi hep orada duruyor muydu? Kediyi çok seviyor büyük anne. Onun tek kaldığı için arkadaşı. Hayır be. Kedi çok korkuyor. Ne yapabilir baksana. Arada onunla konuşuyor büyük anne. Büyük anne yalan değil mi? Yok. Cevap versene Dilara'ya. Kediyle bir olayın yok. Kediyle bir alakan var mı diyor. Arada yapabiliyor kediye. Canım benim. Seviyorum. Evet. Kediyi seviyor musun? Şöyle. Yok be, yalan söylüyor. Kedi olarak seviyorum. Ha, kedi olarak. Ben hiç kedi sevdiğini bilmiyorum onun. Onu cansız bıraktı, kedi olarak canlandırıyor. Bir tane kedi. Ay yok. Gerçekten. Evde gezer. Çok güzel kediler var ama. Ha, yani kızken vardı evimizde. Ay anne mır 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 ne kadar sever seni. Yok. Tamam. Sevilmek istemiyor belki. Evet. Yok be, çocuğun pisliğini çekememiş. Ha. Şey yapıyormuş böyle. Bizim orada kızım var, şey diyor böyle, karnım çok ağrıyınca böyle karnıma evet. Yaslanıyor. Karnımdaki bütün ağrıları alıyor. Senin elbisen de çok güzelmiş canım. O iş elbisesi. Büyük annenin çamaşırsa iş elbisesi canım. Ulan ben de hiç böyle giyinmem. Evet. Sen beni çekme, çok mutluyum şu anda. Evet. Şimdi çıkmaya hazırım benim sadık dostlarım, buffalolarım. Bütün İstanbul serinledi. Buraya gram vurmamış. Bir de güneşe oturdum ama asla sesimi çıkaramam çünkü burada taht savaşlarını andıran bir sahne. Bir şey yaşanıyor. Yani garson kız çok üzgün. Ben diyor nasıl böyle oldu anlamadım diyor. Biz dışarıda beklerken başka birileri bir yerlere geçti. Neyse oturduk, şu an çok mutluyuz. Bir tane poğaça söyledim, bir tane kahve söyledim. Bir de az önce bizi çok sıcak başka bir yere oturtturdu. Tam böyle şikayet edecektim Alize'm ben burada oturamam falan diye. Daha önce bana hediye gönderen bir marka vardı. Onun sahibiyle tanıştık falan. Çok tatlı oldu. Ay sinek geldi. O kadar sıcak. Şimdi canım Bilgem'in. Diyorum ki
neden bana bunu yapıyorsun? Kliniğine geldi. Onlara konuşuyorlar. Bana şey sürüldü, şöyle dışarı geçeyim. Uyuşturucu krem sürdü, normal bildiğiniz botoks yapacağız. Kapandı. Şimdi botoks için uyuşturucu kremi sürdük. Burada oturuyoruz. Burası çok güzel gerçekten arkadaşlar. O kadar güzel ki. Yani... Azarlamak yok, azarlamak yok. YouTube'a yazdım. Bir ablama göstersin bir şey. Şimdi botoksa başlayacağız. Bu arada grup full aktif. Halis'cim. Ben senede 2-3 kere yurt dışı konuya gidiyorum. Ben gidiyorum ya. Sen cezim ben. Benim telefonla devam edildiğinde şey görmüyorum artık. İnsanlar ben konuşuyorum, para veriyorum. Evet. Ben onu dinliyorum. Daha çok ediyor. Kaçtan bana kalkacak. İşte böyle gördüğünüz gibi hiç acısız. Çekmeyeyim, çekmeyeyim. Şimdi kızarıklığım geçmiş ama ben eğilmemem gerekiyordu, unuttum. Şöyle bir alışveriş videosu için birkaç bir şey seçmeye el çeneme geldim. Hatta şöyle çekeyim. Bakın kızarıklığım bayağı geçti. Bakayım bir şeyler bulabilecek miyim? Saçlarımı da topladım, bu sıcakta dayanamıyorum. Bugün herhalde şanslı günüm. Hem normalde yüksek olan fiyattan daha düşüyor aldım. Yani bayağı düşüyor aldım şey ayakkabıyı. Çünkü yanlış etiketi varmış. Aa dedim, hemen ne gördüysem onu ödemek istiyorum. Bir de ekstra bir indirim oldu. Ama bunu daha fazla anlatmamam gerekiyor. Şimdi geri dönüyorum. Gerçi rüzgardan duyuluyor mu bilmiyorum ama söylemediğimi fark ettim. Bir de ben Q-switch yaptırdım. Onu da çektim. O bayağı güzel bir işlem. Böyle yan etkisi aslında tüylerin sararması. O çok güzel, trafik var. O yüzden anlatabilirim şimdi. Ama gözenekleri küçültüyor. Şöyle çekeyim. Bakın bir aydınlık geliyor bir kere yüze. Gizem de yaptırdı. Şeyma vardı yanımızda, o da yaptırdı. Bir aydınlık geliyor, gözenekleri küçültüyor, sivilce izlerini geçiriyor, renk eşitsizliğini düzenliyor. Harika. Ve şu an bulabileceğiniz en iyi fiyat benim doktorum. Doktor reklamını yapmak buradan yasak olduğu için bana mesaj atarsanız ben size söylerim. Şimdi eve geldim. Saat kaç şekerim? Görmüyorum. Orada saat görmüyor musun? 17.36. Yemek yiyeceğim. O kadar açım ki, kahve içerken bir poğaça yemiştim. Bir de sabah erik yemiştim, onunla duruyorum. Şurada çok sivilcelerim var ama şimdi cilt bakımına gideceğim, düzelecek. Nesrinciğim de burada biraz hasta olmuş galiba, tansiyon aletinden öyle anlıyoruz. Panik atak. Tansiyonum yükseliyor. Ne kadar güzel. Fazla şunun güzelliğine bak. Fazla kilolardan. Aha. Ne? Belki de diyet baskısı da yapmış olabilir. Ama diyet baskısına girmene gerek yok anne. Yani diyet diye bir şey yok. Güzel besleneceksin. Ketojenik besleneceksin bir hafta. Sağlıklı, kilo vereceksin. Aldığın elbiseleri giyeceksin. Bak benim bir tanesi iade olmuş. Bak bakalım gönderdiklerin gir bankana iade olmuş mu? Onların olan bedenini al. Aşkım, sarışınım, gel gel sarışınım, gel. Nohut ve pilav yiyeceğim diye onun hayaliyle geldim, biliyor musun? Nasıl yani? O işte soğukla. Şimdi yemeğimi yedikten sonra hiçbir şey yapmayacağım, sadece yatıp dizi falan izleyeceğim. Planım ektedir. Bu arada Bilge şeye de söyledi, orada konuştuk. Dudak dolgusu da yapmıyor bana, yanak dolgusu da yapmıyor. Gayet güzelsin diyor. Teşekkür ederim. Şimdi Nesrin'cimle tablo oynayacağız. Şöyle bir yere koysam da siz görseniz. Yok yok, hayır diyor. Şunları niye şuraya koyuyorsunuz? Gökülüyor. Aa yağmur geliyor. Ya, çok güzel gökülüyor. Şunları şuraya asıyorsun. Ben acayip gıcık oluyorum ya. Ben istediğim gibi küfür edemeyeceğim. Küfür etme zaten. Küçük bir şeyler söylüyorum, iyi oluyordu. Bir video gördüm. Aşkım sen de düzelt istersen. İşte düzeltiyorum tamam. Ama hemen zar attım. Ya şimdi sen niye kameraya karşı oynuyorsun bebeğim? Neden ben hep gerçekleri söyleyince kameraya karşı oynamış oluyorum? Sen bugün panik atak mı oldun Nesrin'cim? Evet, biraz bir takım konuşmalar yapınca asabım bozuldu.
Bir de tartı bine bir geldi. Şey yaptım, ölçüm aldırdım. Ölçüm aldırınca gerçeklerle yüzleşince biraz ağır geldi. Nesrin'cim diyete başlayacak. Ketojenik yapacağız. Beraber yapacağız. Onu da takip edin Instagram'da. 4-4. Ooo. 1-2-3-4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 -
Niye? Ne 1 oynayabilirsin ne 5 oynayabilirsin. Ha, o 5 oldu. Evet. Bu da 1. Ben burada küfür ettim. Küçük bir şey demiyorum. Ay canım niye küfür ediyorsun? Bu 4. Küçük. 2, 3. Ay ne gerek var? Alt yazıyor. Ağzım da gözükmüyor. Gözükmüyor değil mi? 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Üstüm başım. Hani ev kıyafetini güzel giysen de. Ne bileyim bu, çekeceğini. Bu tavrın bu şimdi. Ama üstüm başım müsait değil. Sen yani yeniliyorsun diye 5, 5 hem de. 5, 5. Önce şöyle bir bu ilk 5. Şöyle koyalım. 3 tane kırığı var. Ya! Yazıklar.